dima bulanmasından, laf karmaşasından ve yanlış söz ve beyanlardan anlıyoruz. Örneğin grup başkan vekili Cahit Özkan çıkmış bir sonraki seçim tarihi anayasal olarak bellidir diyor. Bundan önce seçim istemek demokrasiye, milletimize yapılmış olan sözleşmeye aykırıdır diyor. Yani anayasa toplum sözü anayasaya aykırıdır diyor. Ya arkadaş bir seçim tarihinin belli olduğu anayasa 3 Kasım 2019 diyordu. Rejime kast eden anayasa değişikliğinden sonra ilk seçimin yapılacağı tarihi anayasaya yazmıştınız. Ama yeminler ediyordunuz siz ve Devlet Bahçeli erken seçim yoktur, erken seçim isteyen vatan hainidir diye sonra baskın seçim yapıp öne aldınız. O tarihe rağmen ama anayasada erken seçimin yapılabileceği yazıyor zaten. Şimdi kendileri 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimi 24 Haziran 2018'de yapmışlar baskın seçimi hem de olağanüstü halde. Şimdi gelmişler erken seçim talebi anayasaya aykırıdır diyor. Kardeşim o gün nasıl yaptıysan bugün aynı şekilde yapılır. 360 milletvekili bak Cahit Bey muhalefetin milletvekili sayısı belli. Sizinki belli. Siz elleri kaldırın biz ikisini birden kaldıracağız. Erken seçime hemen destek. Yarından destek. Millet illallah dedi. Varsa cesaretin anayasa mümkün. Erken seçimin nasıl yapılacağı yazıyor. Anayasaya aykırı diyor ya. Yani hakikaten akıl tutulması. Milletimize saygısızlıkmış da demokrasiye saygısızlıkmış da ya olabilecek bir şey mi? Sen bir git gör de bakalım milletin nasıl canı yanıyor sahada. Bir git Iğdır'a git, Ardahan'a git, Kars'a git, Elazığ'a git, Diyarbakır'a git, Edirne'ye git, Van'a git, Antalya'ya, Trabzon'a, Ordu'ya, Manisa'ya, Konya'ya. İnim inim inliyor esnaf, çiftçi, memur. Herkes herkes seçim soruyor. Ya bakın Anadolu Ajansı'nda bütün video var. 6 saat esnaf gezdim, 6 saat kayıt yaptılar Yıldır'da. Hepsi var. Bir görün bakalım ama yayınlamadılar. Canları sağ olsun. Oradaki arkadaşımız emek etti sırtında kamera peşimizden koştu. Yayınlamadılar. Yayınlayın görün. Selamun aleyküm aleyküm selam. Hayırlı işler sağ olun. Nasıl işler berbat. Çok zor durumdayız başkanım sağ olun. İnşallah iyi olacak. İlk seçimden sonra iyi olacak. Sağ ol başkanım. Dönüp çıkıyorsun. Başkanım dönüyorsun. Erken seçim ne zaman? Meral Hanım'a soruyorlar. Kemal Bey'e soruyorlar. İyi partililer geziyor onlara soruyorlar. Biz geziyoruz, bize soruyorlar. Bütün muhalefet partilerine, HDP'lilere soruyorlar. Her siyasi partiden soruyor. Her siyasi parti erken seçim soruyor. Cahit Özkan anayasaya aykırı diyor. O halde baskın seçimi yapmış olan kendileri değilmiş gibi anayasada yazan maddeye göre. Ve bir diğer AKP adına konuşup hani öyle bir anlatıyor ki insan Yalanı doğru sanıyorsun. Allah Allah diyorsun ya Hayati Bey. Sesi güzel Davudi. Konuşma güzel. Hitabet yerinde. Bir anlatıyor Hulusi Kentmen gibi bu adam doğru söylüyordur diyorsun. Ya yalan söylüyor olamaz. Yanlış söylemez diyorsun. Babacan tavırlar içinde. Diyor ki seçimlere girebilmek için siyasi partilere altı ay önden örgütlenme şartı getiriyoruz diyor. Bunu yeni koyduk diyor. Bu ne öyle diyor. Bir altı ay örgütlen seçime öyle girersin diyor. Hayati yazıcı. Dinleyen vatandaş da hakikaten ya diyecek. Hayati Bey. Eğer bize kamera şakası yapmıyorsanız. Açın bir bakın. 1988'den beri tam 33 yıldır seçime girmek için 6 ay önceden örgütlenme şartı var zaten. Kanunda yazıyor. Bunu yeni koyuyoruz diyor kanuna. Şaştım kaldım. Şaştım kaldım. Ve ayrıca TBMM'de grubu bulunan siyasi partinin seçime girme imkanını da kaldırıyor. Neymiş? Geçen sefer İyi Parti'yi hatırlar mısınız? Seçime gidiyorlar. İyi Parti de Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruyor. Ben seçime girme yeterliliğim tamam diyor. Altı ay örgütlenmesini altı ay önceden tamamladım diyor. Ama birkaç ille ilgili bir şeyler yapmışlar. Seçime sokmuyorlardı AK Parti. E, e, İyi Parti'yi seçime sokmuyorlardı. CHP dedi ki ciddi bir taban bulmuş. Anketlere göre yüzde on civarında bir seçmenin umut bağladığı bir partiyi seçim dışı bırakamazsınız. Beş milletvekilleri vardı. 15 arkadaşımızı da biz demokrasi yolculuğuna yolladık. Seçimlere girdiler. Hayati Bey bunu kaldıracakmış. Ve diyor ki altı ay şartı getiriyor sanki yokmuş gibi. Bunu kaldırmaya alternatif getiriyormuş gibi. Oysa zaten var. Ve sen de inanacaksın. Peki Hayati Bey şunu hatırlayalım mı? Siz AK Parti'de varsınız. Erdemliler Hareketi olarak kuruldunuz. Öyle söylediniz kendinize. Ne zaman kuruldunuz? 14 Ağustos 2001. Ne zaman yapıldı seçimler? 3 Kasım 2002. Peki 3 Kasım 2002 seçimlerine giderken sizin örgütlenmeniz tamamlanmış mıydı 6 ay önceden? Cevap hayır. Peki nasıl girebildiniz o seçime? Mecliste grubunuz vardı mecliste grubu bulunan siyasi parti özelliğiyle 3 Kasım seçimlerine girmiş AK Parti o günden 6 ay önce örgütlenme çünkü tamamlanmamıştı. Aynı İyi Parti'nin durumaydınız. Kurulmuştunuz ancak örgütlenmeniz henüz tamamlanmamıştı. Grubunuz var diye girdiniz. Şimdi Hayati Yazıcı'nın o dolgun güven veren sesiyle babacan tavrıyla anlattığına bakarsanız bugünkü AK Parti Erdemliler Hareketi'ni seçimden men ediyor. Bugünkü AK Parti gibi bir siyasi iktidar olsaydı AK Parti kazandığı seçime giremeyecekti arkadaşlar. AK Parti girmediği için kıl payı baraj altında kalan Doğru Yol Partisi ANAP MHP hatta belki yüzde yedilerde oy alan genç parti o gün barajı geçerlerdi. Yüzde otuz oy almış bir parti seçime girmezse nereye gidecek o oylar? Bambaşka bir şey olurdu. Beş sene sonra AK Parti olur muydu Allah bilir. Hayati Bey, kendinizi, kendi varlığınızı inkar ediyorsunuz. Etme. Sırf milletin yakasından düşmemek için yeni yöntem icat ediyormuşsunuz. Etme. Erdemliler Hareketi diye yola çıktığınız yerden başka yere savrulup, başka bir anlayışa biat ediyormuşsunuz etme. Aklını başına al. Sana duyulan güveni suistimal etme. Ben Hayat Bey'in açıklamalarına gözünden gördüğünü nasıl gizlediğine şahit olmuş birisi olarak mecliste yalvar yakar konuşturmuş birisi olarak genel başkanımın yanında uçakta oturur. Darbeyi söyleyince Kemal Bey olmaz öyle şey der meclise gidin der, ben de geleceğim der, bunları duyar. Meclise gelir, seni alnından öpüyorum, demokrasiye sahip çıktın, elimi sıkar. Sonra bir bakarsın, Recep Tayyip Erdoğan. Bunlar darbeye teslim oldular, bunlar kaçtılar, bunlar darbecilerin yanında hayatı bey sus pus. Dinliyor, alkış yapıyor. Bir gün kıstırdık mecliste de tutanak altında ifadeye başvurduk. Doğruyu söyle be Hayati Başkan dedik. Orada artık söylemek zorunda kaldı. Ondan Hayati Bey sen ne söylersen söyle. Ben o Hulusi Kentmen tavrına bakmam. Gider kanunu kontrol ederim. Doğru söylemiyorsun.